Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi geceler diliyorum. 7 Ağustos 2023 saat 23.30 itibariyle dolar TL kurunu kapsamlı bir şekilde tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı değerlendirelim. Ve tabii ki kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirim seslerini açıp ve videolarımızı beğenmeniz gerekiyor bizi motive etmeniz için. Ve tabii videolardan anında haberdar olabilmek için ya da bizleri daha farklı desteklemek için de katıl butonunu kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi kur tarafına baktığımızda 27 lira seviyesi tartışma haline geldi ve giderek büyüyor. Fiziki ya da döviz tevdiat hesaplarına geçme mevzusu da hızlandı. KKM tarafında da bir miktar çözülme var. Mevduat faizlerinin aşağı yönlü baskılanmasıyla birlikte burası da hız kazandı. Otomatik olarak gözler de kura çevrildi ve bir önceki enflasyon sunum raporunda Merkez Bankası Başkanlığı sözleri de sürekli olarak hatırlatılıyor. Tabii burada söylediğimiz gibi Merkez Bankası Başkanı nereyi kritik görüyor müdahale edilmesi için ya da nereyi sıkıntılı bölge ya da piyasanın aksi sert bir şekilde fake bir fiyatlama için düşündüğü bölge bence şu anda 29 üstü. 29 lira seviyesi kur tarafında aşılmadığı sürece burası 2 aydır 28, 28,5 diye gitti. Şimdi 29'lara kadar geldi. 29 dememizdeki sebep arkadaşlar buradaki yükselen kanal hareketinin devam ediyor olması. Peki sürpriz olur da kanalın üstüne hareket gelir mi? Bu beklenti, bu tartışma var. Arkadaşlar kanalın üstüne hareket zaten mevcut piyasa koşullarınca gelmesi gerekiyor. Yani benim olmasını istediğim ve piyasada bir dengenin oluşması gereken mevzu burası. Ama tabelada yeteri kadar enflasyona orantılı bir faiz vermediğimiz sürece, önümüzde bir yerel seçim olduğu sürece ve resesyon tehlikesi, piyasada ciddi bir nakit sıkışıklığı oluşmaması için de kurdaki sert hareketlerin önüne geçiliyor. 29 bandı aşılmadığı sürece kanalın üst bandı, gördüğünüz gibi burası 29 liralardan geçiyor. Tabii tam anlamıyla test ettirilecek mi bilmiyorum. Yani 28,86 diye bu hafta itibariyle görülüyor. Hatta tam 29'da diyebilirsiniz. Kıymetli dostlar, siz olun. Belirli direnç seviyeleri aşılmadıkça kimsenin gazıyla işte biri 40 olacak kısa vade, biri 60 olacak. Ağzı olan sallıyor, konuşuyor. Kimi uçağa kapa atıyor, kimi otobüse çelme takıyor. Bizim insanımız, bizim fenomenlerimiz maalesef bu şekilde ilerliyor. Siz önünüze bakın ve net bir şekilde grafik size matematik neyi söylüyor buna göre hareket edin. Dolar kuru iç piyasada siyasetten gıdasını alıyor ve ekonomik veri takvimi, tabelası, burada açıklanan veriler de çok sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor zaten. Mesela baktığımızda hep ne deniyor mesela işte bu son özellikle yerli otomobille alakalı bugün de duydunuz yine. Bu araba herkesin gururu deniliyor. Ya mesela örneğin ben buna binemedikten sonra benim gururum olsa ne olacak işte. Kur tarafında da bakıldığında 35 lira seviyesi bugün verilmediği sürece piyasadaki her şey zaten buraya göre önceden fiyatladığı için daha sonradan fiyatlanırsa zaten bunun bir anlamı kalmayacak. Yani baktığınızda biz bir kere ekonomideki bu hastalığın, bu zor hastalığın ama tedavisi olan hastalığın arkadaşlar teşhisini halen tam anlamıyla koymuş değiliz bu gördüğümüz kadarıyla. O yüzden yanlış teşhisle ilerliyoruz. Yani bu şekilde ilerlemek maalesef işin daha farklı boyutlara gitmesine orta ve uzun vade sebebiyet verecek. Bunu gören yerli halk, yerli yatırımcı ya da dışarıdan gelen kayıt dışı para ya da burada özellikle faaliyet göstermeye çalışan gruplar diyelim. Bu noktada arkadaşlar bunu da zaten değerlendirecektir. Ama şu an için ben bu noktayı es geçmeyin diyorum 29 seviyesini. Bölgeden bir dönüş eğilimi olabilir. Olursa 26 lira seviyesine kadar 3 liralık bir geri çekilme sizi bekliyor olacak. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu noktaların altına hareket gelebilir mi? Yani bu koşullarda gelebilir tabii. Her an her şey olabilir. Biz müdahale etmeyi ya da kuru baskılamayı seviyoruz. Evet, bakıldığında net rezervlerimiz buna izin vermeyebilir. Hatta eksi de olabiliriz swap hariç bakıldığında. Ama altın var yani baktığınızda. Bunlar da tabii piyasaya sürülebilir. Ancak tabii Merkez Bankası Başkanı bu konuda piyasaya net konuştu. Ben çok fazla diretileceğini düşünmüyorum.
Umarım en kısa vadede de 30 liranın üzerine geçeriz. Hatta ve hatta yıl sonu itibariyle 30 liranın 32-35 aralığında bir kapanışı da bekliyorum. Şu anki gidişata göre. Ama 1 Ocak itibariyle tabii yerel seçim süreci de hızlanacak. Oradaki algının biraz kırılması gerekiyor. Denge arayışları vesaire bunlar derken tatmin edici görüntü yine oluşmayacak. Yani yükselir mi? Yükselir. Yükselmesi beni tatmin ediyor diyorsan biraz sancılı ilerler ama gider. Kısa vadede de artık bir 29 bandı var. Hatta 29 bile tam gösterilmeyebilir. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece. Umarım bu işi uzatmayız ve gerektiğinde piyasayla olan iletişimi daha güçlü tutarak ve burada zaten kuru bırakmamızla birlikte iç piyasaya bağımlısı olduğumuz o sıcak para girişi de otomatik olarak hızlanacak. Çünkü yabancı burada ne kadar yüksekten elindeki dövizi TL'ye çevirip burada TL bazında yatırım yapmaya daha elverişli olur. Ama tabii ilk pazarlık muhtemelen burada yapıldı ki yabancı girişi de var. Şimdi adama sen 26, 25, 27 lira bantlarında dövizini bozdurup gidip yukarı seviyelerden tekrardan burada orta ve uzun vade için döviz aldıracaksan çıkış yapacağında bu adam burayı arkadaşlar tatmin olucu bir durum olarak değerlendirmez. Muhtemelen biraz daha kurda oynaşacağız gibi duruyor. Yani gidişat bunu gösteriyor. Ama işte baktığımızda da görmek istediklerimiz var piyasada. Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Gerçekçi veriler, gerçekçi rakamlar. İşte Mehmet Şimşek'in söylediği gibi politikaları daha gerçekçi bir şekilde aktarmamız gerekiyor ama Mehmet Şimşek de söylediğini tam anlamıyla yapamıyor ve bu da eleştirilmesine ve bu işin orta vadede ciddi derecede sorunlar teşkil edeceğini de beraberinde getirebilir. Hep risk barındırıyor işte. Maalesef faizlere baktığımızda arkadaşlar gerçek bir değer yok. Enflasyona bakıldığında burası da artık tartışılıyor. Bakıldığında gelen ekonomik veriler de hepsi tartışma dahilinde. Kur tarafı zaten başlı başına bir muamma. Yani ne olduğu belirsiz artık. 27 lira seviyesinde kimi kandıracağız, kimi ikna etmeye çalışacağız. Ya da 29'dan bir düzeltme aldığında 26 liralara kadar işte orada dövize yönelim daha da hızlanacak yani. Bunların hepsi umarım hesap ediliyordur. Şu mevcut gelmesi gereken enflasyon endeksli enstrüman arkadaşlar bir an önce KKM'ye alternatif olarak sunulması gerekiyor. Ya da bunun basına sızdırılması gerekiyor ki bir rahatlama görülsün. Aksi takdirde söylediğim gibi şu anda zaten döviz tarafına geçiş hızlandı KKM tarafından. Bunu da görüyorlardır. O tarafta da bir gecikme olacağını düşünmüyorum. O enstrümanla birlikte daha stabilize ilerleyebiliriz. Burada da bu seviyeden döviz almak isteyen ya da ben döviz al satı yapacağım, elimdeki dövizi artıracağım mantığıyla ilerleyenler varsa sizin bu noktada ekstra ve ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Hele hele ki kaldıraç kullanıp bir işlem açma gibi böyle bir hırsa bürünmeyin. Sizi öyle böyle patlatmazlar. Bakın bugün 7 Ağustos 2023 itibariyle uyarayım ben. Yani benim fikrimi soruyorsanız ben böyle uyarıyorum. Tabii tavsiye niteliği asla değil anlattıklarım. Ama çok adamı patlatacaklar. Benim gördüğüm kadarıyla durum buna doğru gidiyor. Ve tabii bu noktada da arkadaşlar takibimizi hep güncel olarak yapacağız. Ama bırakılması gerekiyor. Normal bir piyasa şartı görmemiz gerekiyorsa bırakacağız. Yani bir 29-30'un üzerine şöyle bir göstereceğiz. Ve piyasaya bir mesaj verilmesi gerekiyor. Ama kanal halen işliyor. Kanala dikkat edin. Bu kanal adamı üzer abi. Yani burada eğer biraz daha yataya gider isek yani zamana yayılır isek sizi bekleyen süreci zaten az çok tahmin ediyorsunuz. Ve şöyle de ben belirteyim. Tavsiye niteliği olmadan. Burada kanalın üstünü gördük diyelim. Böyle gelen yeni enstrümanla birlikte böyle bir hareketi oluşturabiliriz. Bakın. Yani böyle bir gidişat, şöyle kanala aitlik oluşabilir. Bu da zaten bizim 30-35 liradaki rakamlarımızı onaylıyor. Ama işte 26 önemli. 26'nın altında 23'ler çok sert gelir miyiz bilmiyorum. Beklemiyorum. Yani buradaki tabii ben bunu ezbere çizdim. Yani bu şöyle de olabilir tabii ki. Şöyle belirteyim. Yani 28-29'ları gördük.
Böyle hiç 26'nın altına inmeden şöyle bir yatayda hareket. Sonra tekrardan seçim sonrası böyle çatırdamaları görebiliriz yani. Bu kanal önemli. Yani bunu bir kenara yazın, notunuzu alın. Çok fazla haber akışları bu noktayı bence etkilemeyecek. Buradaki pazarlık yapılmış. Biz de sadece izleyip göreceğiz. Bu kadar belirsizliğin içinde fiziki ya da dolaylı yoldan dövizle uğraşmak risk bence. Siz risk görmüyorsanız, kendinize çok güveniyorsanız buyurun arkadaş, şansınızı deneyin. Size zaten kimse karışamaz. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.